Şen cinayetiyle ilgili önemli bir konumuz olacak. Labit Bey olacak stüdyomuzda. Çünkü dün eşi Yıldız Hanım öyle açıklamalar yaptı ki hepimizin ağzını açıkta bıraktı. Labit Bey de gelecek ve bunlara karşılık verecek. Siz görüşüyor musunuz eşinize yoksa bir süredir ayrı mısınız? Yok, bir süredir ayrıyım. Ne kadar zamandır? Geçen ayın 20'sinde beri. Çok da ayrı sayılmazsınız yani. Bir aydır ayrıldınız. O da burada olacak. Demiştiniz ki eve geldim bir baktım bütün eşyalarımı toplamış. Evet. Fakat açıklamalarını bu olaydan önce yani cinayetten hemen sonra Ganim Hanım'a yapmış. Ganim Hanım da bunu doğruladı. Ve dün Emel Hanım bizimle röportaj yaptı. Dün biliyorsunuz sorularımızı sormuştuk kendisine burada. O da onlara cevapladı. Tabii o cevaplardan ne kadar tatmin olacaksınız bilemiyorum. Ama ben hasta bir kadınım. Hasta olmasaydım stüdyoya seve seve gelirdim. Hasta bir kadınım o yüzden gelemiyorum diyor. Ganimeciğim izleyelim arada da durduralım. Sonra Labit Bey ile ilgili de. Nerede Labit Bey'i bir alayım ben Labit Bey'de. Emel Hanım'ın nesi varmış rahatsızlığı acaba? Çünkü hasta bakan... Hasta bakma görevini üstlenen birinin hani kendisi de hastaysa bu görevi devam ettirmesi hocam, çok buyurun, güzel olur. Buyurun hoş geldiniz olur. Buyurun. Hocam biz şeker hastasıyız. Labit Bey, ben Labit Bey'i de şöyle alayım. Labit Bey buyurun madem şimdi eşiyle problem var hiç yan yana. Ya da bir şey söyleyeceğim probleminiz yoksa buyurun eşinize merhaba deyin. Hani ben Labit Bey. İster Labit Bey. Duymuyorum. Buyurun benim yanıma gelin. Labit Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba demek istiyorsanız buyurun ben şimdi eşinizle sıkıntı merhaba. Yaşamayın diye dedim. Yaşıyor musunuz sıkıntı bilmiyorum. Yani. Ha? Yani. Yaşıyorsunuz. O başa gidim o zaman. Ay Allah ya. Şeyiz biraz, gerginiz biraz. Yok abi oraya otur diyorlar ki kameradan hani çekebilmek için orayı güzel çektikleri için herhalde orayı söylüyorlar. Ben de öyle mi? Da. Haklısınız o yüzden orayı söylüyorlar. Peki. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Ayrıca Emel Hanım'ın Labit Bey'le ilgili de ayrı bir röportajı var. Şimdi isterseniz önce sorularımıza nasıl cevap vermiş bir izleyelim. Şen kardeşler saldırıya uğradığı sırada Hüseyin Şen'in felçli eşi dışında evde olduğu bilinen tek isimdi Emel Cengiz. Sağlık sorunları sebebiyle yayınımıza katılmak istemeyen bakıcı, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programımız esnasında kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Öncelikle nasıl duymadığını, evet ben... Aynen. İlk sorumuz. İlk benim sorum, de aynı soruydu. Gerçekten ilk sorum neden duymadı? Ben daha şimdiye kadar şoktayım. Aklımdan gitmiyor. Kim yaptı acaba? Ne oldu bu insanlara? Kim girdi içeriye? Hisset etmedik, duymadık, bilmedik. Ben hiç unutmuyorum bu olayı. Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Ama ben o olaydan sonra o insanları gördükçe gözümde daha şimdiye kadar gözümün önünde. Ne oldu bize? Kim girdi böyle? Kim yaptı bize bunu? Olay yerine ilk giden iki tane akraba hanım dedi ki biz oraya gittiğim... cevap bu duymadım diyor yani. Yani duymadım diyor ama bu duymadım demenin bir mantıki izahı yok. Mantıki izahı yok. Yani insanların yani doğrunun yolu biridir. Mantıki yol da bir tek yola gider. Şimdi 100 kişiye sorsak 99 kişi değil 100'ü de duyurması gereken bir ortamdadır diyecek. Buna rağmen şimdi hani bazı kişiler bağlanıyorlar buraya telefona veya buraya. Bütün konuşulanlara, görgü tanıklarına rağmen yalan söylüyorlar. Bir tek basit cevap yalan söylüyorlar diye itiraz ediyorlar. Ama o yalan söylüyor diyen de kendisinin yalan söylediğinin farkında. Ama biz ne yapalım? Onu dinlemek mecburiyetliyiz. Yalan söylüyor diyor biz de peki diyoruz. Şimdi Emel Hanım da aynı vaziyette duymadım. İstediği kadar duymadım desin. Yani işte. Mantık var, izan var, oluş var, olayların akışı var. Ya arkadaş şimdi ben siz şurada içerideki odada olsanız ben de burada aman Müge Hanım yetiştirdiğim zaman istediğin kadar sendeki ben duymadım. 10 kişiyi içeriye koyduğumuz zaman bu sesin orada yankı yaparak duyulduğunu görecekler. Ne yapalım? Hayır, bir saniyelik bir olay değil ki bu. En az burada bir yarım saatlik bir mücadele, bir savaşma olması lazım. Yani bir anlık bir şey yere düşüp de ben onu duymadım demeyi belki bir şekilde ama onca zaman yani iki insanın bu hale getirilmesi muhtemelen bir iki saniyede gerçekleşmedi.
Bunlar sürekli can havliyle muhtemelen kendilerini de yani bir bağırış, hiç, bağırış çağırış oldu, yani bir birini duymadın, o birini de mi ifadesi duymadın? Nereye kadar yani, nereye kadar? Bir de bu hastalıkları nereden çıktı? Bu kadın sapasağlam bir insandı birkaç ay öncesine kadar. Ben bu kadının ifadesi alındı mı? Bu hastalıkları nereden çıktı? Evet, artık gerçekten bazen insanın sinirleri bozuluyor, evet, gülüyorsun. Çünkü evet, biz burada daha uzun konuşuyoruz. Ben hani cevap böyle şimdi, yapacak bir şey yok. Aptal ama yerine konulmuş şey hissediyorum. Belki şey de ondan gülüyorum yani. Gerçekten aptal öyle yerine konulmuş. Bir de yazıyor millet, niye her zaman aynı soruyu ya? Zaten benim sorum 4'ü 5'i geçmiyor. Bunların cevabını verirse olay çözülecek. Ama bu 4-5 soruya takılıp zaten önemli olan, ben kadının hayat biyografisini istemiyorum. Diyorum ki olay günü bunu niye yapmadın, niye duymadın, neden yardım çağırmadın, neden korktuğunu iddia ediyorsun evde, hala korktuğun evde. Asıl korku tüneli o evin içi. Dışarıdan niye korkuyorsun? Yani bunlar gayet aklı selim sorular. Başka ne sorayım kadına? Kaç yılında doğdun, burcun ne? Bunları sormuyorum ki ben. Beni ilgilendiren olayla ilgili. Bu kadın inanın bana birkaç ay öncesine kadar sapasağlamdı. Jandarma da biliyor bundan. Haberi var. Kadın Muğla'da tatilde olduğu için ifadesi alınamadı. Babamı katletmeden birkaç hafta önce benden Antalya'nın anahtarını istedi. Benim evime gidip tatil yapacaktı. Sağlık durumu gayet iyiydi. Yani bu nasıl bir kendini kapatma, nasıl bir müdafaa? Umarım yani ben şundan da biraz ürküyorum. Şimdi bu kadın böyle deyince hakim bey ne diyecek? Kusura bakmayın Emel Hanım, sizi de rahatsız etmeyelim. Yani böyle bir şey olamaz. Hukuk ama hayatın doğal akışını esas alır. Az önce Rahmi hayatım Bey'in söylediği gibi, yani Rahmi Bey de zaten aslında bir hukukçu gözüyle bunu anlatıyor. Evet. Yani hukuk dediğimiz şey hayatın doğal akışını esas almaktır. Sen istediğini söyle. Objektif ölçülere göre, yani doğal akışa göre verilecek cevapların cevap olması lazım. Şimdi burada Emel Hanım ben sizin sorunuza cevap verdim diye düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Bir cevap değil. Verilen bu. Bu cevap cevap değil. Bu cevap gerçeği inkardır. Bu cevap tahkikatı yürütenleri yanlış yola sevk etmedir. Gerçeği inkar ederek, tahrif ederek olayların üzerine örtü örtmektir. Hiç. İki defa iki dört. Başka icra yok bunun Emel Hanım. Siz cevap verdin diyorsanız hukuken verdiğiniz cevap cevap değil. Bir peki, konuda devam da içiniz. Devam edelim. Devam edelim. Evet, devam edelim. Çok soru var çünkü, evet. Ben hiç unutmuyorum bu olayı. Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Ama ben o olaydan sonra o insanları gördükçe gözümde, daha şimdiye kadar gözümün önünde. Ne oldu bize? Kim girdi böyle? Kim yaptı bize bunu? Olay yerine ilk giden iki tane akraba hanım dedi ki, biz oraya gittiğimizde Emel Hanım'ın üstü tertemizdi. Herhangi bir kan izi yoktu. Asıl önemli olan sanki dolaptan çıkarılmış, ütülenmiş yeni kıyafet giymişti. Üzerindeki pijamaları o pijama şekildeydi. Pijama takmadı canım. Dışarı çıktığınızı söylüyorsunuz değil mi? Bir köpek gördünüz, tekrar kaçtınız. Kapıyı kapadınız. Nasıl üstünüz başınız bu kadar tertemiz kaldı? Can çekişen iki kişiye neden yardım etmediniz? Hüseyin'le aşk yaşamışsınız ya. Senin de aşkın yerde yatıyor. İnsan bir neresi kanadı bu adamın diye bir çevirip de bakmaz mı? Hüseyin ne oldu sana deyip bir sarsmaz mı? Sarsarken üstün başın kan olmaz mı? Adamda naz buz kan çıkmamış ki. Ha, mutlaka yardım etmek istersin. Hele ki aşk yaşadığın bir insansan. Ben etmek isterim. İsterdim. Ama çok korktum. Kandan korktum. İnsanları gördükçe böyle onları gördüm. Daha fena oldum. Nasıl kendimi dışarıya attım bilmedim. Pencereden bağırdım, çağırdım, kimse bana duymadı. Rahmetlik Fatma teyze, Emel niye bağırıyorsun? Emel ne oldu sana? Soruyordu bana Fatma teyze, sonra sana anlatacağım. Öyle diyordu. Sen bilmiyorsun katilin koltuğun arkasına saklanmadığını, senin kalktığını duyunca. Hüseyin Bey ile Mehmet Bey'i o halde gördüğünüzde onlara bunu yapan kişinin içeride olabileceğini düşünüp korkmadınız mı? Ne diyeceğim vallahi. Verebilir. Bana da zarar verebilirdi. Telefonumu şeyden almış gitmiş. Ben hissetmedim. Kalkar yalın ayak koşarsın hastaneye. Oradan birini çağırıp getirirsin. Yine baktırırsın. Yine baktırırsın. Yine baktırırsın. Emel Hanım gerçek mi bilmiyorum. Ben buna cevap bekliyorum senden. Ama ben
Korkumdan artık bir şey yapamadım. İsterdim tabii ki, niye istemeyeceğim? İki insan önümde ama bir şey yapamam. Bir de hastane var sizin yakınınızda aslında. Oraya da mesela koşmak falan aklınıza gelmedi mi? E işte köpekler dışarıda, nereye gideyim? Mümkünü yok, gidemem oraya. Bu soruyu da mutlaka... Bir şey söylemek istiyorduk. Evet, hemen, evet, burada asıl sihirli kelime telefonumu alıp gitmiş. Gittiğinden neden eminsin? O evin içinde olmadığından nereden eminsin? Nereden? Şimdi ben şurada, şu küçücük stüdyonun arkasında bile kimin var arkasını bilemem. Bilemiyorum yani. Arkada kim var bilemem. Gitmiş kelimesine neden emindi? Zaten orada bir duraklıyor. Kendisi de bunun hepinizde aynı şeyi söylüyor. O benim soruma nazaran sen neden emindin? Yani olay yerine hakim biri. Olay yerine hakim olan biri bu işi bilir. Mesela telefonumu buradaki... şöyle aynen diyor. Pencereye gittim, bağırdım, yardım istedim, kimse duymadı. Ama ağzından şu laf hiç çıkmıyor. Telefonumu aradım, bulamadım. Yok, onu zaten bakın demiyor. Heh, telefonumu bir, yani alıp telefonunu gitmiş arayıp telefonunu arama zahmetine girmemiş. Yani. Telefonunuzu o esnada ararsınız, bulamayabilirsiniz. Alıp gittiklerini zaten o esnada düşünmezsiniz. Çeko, ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.